İran'da Cumhurbaşkanı, reisi ve beraberindeki üst düzey heyetin sırlarla ölümünün yankıları sürüyor sevgili izleyiciler. İran'ın yeni lideri kim olacak? Bundan sonra İran'ı ne bekliyor? Bir yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri de acil iniş yaptı. Helikopter kazalarıyla dünya siyasetini dizayn etme çabası mı var? Konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı, Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi ve Star Gazetesi yazarı Sayın Coşkun Başbuğ bizimle birlikte. Sayın Başbuğ, helikopter kazaları gerçekten dünya siyasetinde bir belirleyici olmaya mı başladı? Bir risk mi teşkil ediyor helikopterler? Şöyle sevgili Tunç, iyi pazarlar, pazarlar dileyerek söze başlayalım. Havacılık kazaları, yani çoğunlukla zaten sabotaj veya suikast sanılır. Çünkü hepsi şüphelidir. Evet. Hepsinin içinde muhakkak bir hani kritik isim vardır ve hani sabotajı düzenleyen açısından baktığında da sonucu katidir. Bu nedenle çok bu konuda olay yaşandığından, hele ki şu son günlerde çok arttığından, dediğin gibi acaba bu yolla siyaset mi dizayn ediliyor sorusu hep sorulur. Ben o soruya evet derim. Hı hı. Çünkü yani gerek ülkemizde gerek diğer komşu coğrafyalarda son yıllarda yaşananlara baktığın takdirde gerçekten çok tarihi kırılmaların yaşandığı kazaların olduğunu çok net görebiliyorsun. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu hep konuşuyoruz. Bana göre FETÖ'nün Amerika adına gerçekleştirdiği en önemli sabotajlardan biriydi. Yani şu an Muhsin Yazıcıoğlu yaşamış olsaydı siyasette nasıl bir yapılanma olur? Şöyle kabaca hayal etmek bana göre farklı zaten meseleye bir bakış açısı getirir. Keza Eşref Bitlis, yani terörle mücadelede çok kritik isimlerden biriydi. Ve yine şüpheli bir uçak kazasıyla hayatını kaybetti. Amerika açısından baktığında yeni bir dönem veya yeni bir tehdidin önüne mi geçildi? Bana göre evet. Şimdi sadece siyasiler de değil Sayın Başbuğ, aklıma gelen hani TÜBİTAK çalışanlarının da uçak kazalarıyla değil mi, hayatını kaybettikleri olaylar yaşadı bu ülke. Kesinlikle Isparta uçak kazası ki bana göre o da bir sabotajdı ve o olayda da mesela bor üzerine çalışma yapan, hatta bazı prototiplerin de uçakta olduğu ifade edilen bir süreç yaşandı. Tesadüf müydü? O zaman da üzerine çok çalıştık, üzerine çok konuştuk. Bence asla tesadüf değildi. Yani bir sabotaj ihtimali çok çok kuvvetliydi. Onda da gene üzeri tam açılamayan bir dönem yaşadık. Bir el yine devreye evet girdi. Çünkü zaten bu tür olaylarda sevgili Tunç, ispatı zor. Yani sabotaj yapmak basit. Eğer adamını, kanalını bulursan, bir şekilde oraya nüfuz etmeyi başarırsan ispatı zor. Ve sonuçta aşağı yukarı kati. İşte bu nedenle hep konuşuluyor, hep üzerine tartışılıyor, daha da konuşulacak. Evet. Yani biz hatırlarsan birlikte miydik emin değilim. Slovakya Başbakanı'na yapılan suikaste işte dünya bir kırılma yaşıyor. Dünya bir kritik yapılanma eşiğinde. Dolayısıyla bu saldırılar, bu tehditler tesadüf değil. Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde başka coğrafyada başka bu tür saldırılara biz tanıklık edebiliriz dedik. Daha sözümüzün veya yazımızın mürekkebi kurumadan bu olay yaşandı. Ardından işte Paşinyan, birazdan belki değiniriz. Onun atlattığı bir zorunlu iniş var. Dolayısıyla burada senin o sorunun karşılığı var. Ve ben hani bu tür olaylarla siyaset dizayn ediliyor diye rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Şimdi İran'a bir gelelim Sayın Başbuğ. Şimdi helikopter kazası sonrası İranlı ajanların da sokağa indiğini gördük. Bir darbe korkusu, bir başka bir ayaklanma, kalkışma kaygısı mı vardı acaba İran'da? Neden bu kadar kaygılı bir durum oldu reisinin ölümünden sonra? İran zaten hareketli yani bu konuda. Hep de son günlerde çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Hatta reisi düştü haberi gelir gelmez bunlar tartışmaya başlandı sevgili Tunç. Acaba İran'da bir hareketlenme olur mu? Acaba İran'da bir halk hareketi başlar mı? Veya rejim tehlikede mi, tehditte mi gibi söylemler hemen dillendirildi. Ve bunun bir altyapısı dediğin gibi yapılmaya çalışıldı. Bu tehlikeyi gören Hamaney, hatırlarsan daha saldırının ne olduğunu anlamaya çalışırken veya sabotajın veya işte kazanın
Herkesin farklı bir bakış açısı var. Orada Hamaney şöyle bir kritik cümle yapmıştı, kurmuştu. Devlet bu tür konularda herhangi bir aksaklığa uğramaz, sistem işler vabından cümle sarf etmişti. Nereden çıktı bu cümle diye biz üzerine çok konuştuk. Çünkü o cümleyi kurdun mu, hani bu işin biz aslında ne olduğunu biliyoruz ve elimizde de bu konuyla ilgili soru işareti kalmayacak bilgiler var demektir. Kamuoyuyla paylaşılma da ayrı mesele ama neticede ben bunun hem öyle bir mesaj hem de o senin o bahsetmiş olduğun hareketlenmeye yönelik bir ikaz ve ihtar olarak bu cümlenin kurulduğu kanaatindeyim. Zaten çok da köpürmeden argo tabir olay sonlandı veya işte konusu kapatıldı. Evet. Peki şey, İran'da yeni bir devrim rehberi Hamaney sonrası içinde bir hazırlık, böyle bir plan, proje devreye girmiş olabilir mi? Şöyle, mesela şu dörtlü benim ilk andan itibaren üzerine... Dörtlüyü bir hatırlatalım. İbrahim Reisi, İran Cumhurbaşkanı, Hüseyin Emir Abdullahyan, İran Dışişleri Bakanı, Malik Rahmeti, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi ve Ayetullah El Haşimi. Hamaney'in Tebriz temsilcisi. Evet. Şimdi bu dörtlü aslında siyaseten çok önemli isimler, onu söyleyeyim. Yani İran'ın Tunç etkileri 50 yıl sürecek ama fiili anlamda da en az bir 25 yılına hükmedecek isimlerdi bunlar. Yani ben mesela öyle bakıyorum. Dolayısıyla hani bu yapılan sabotaj, benim inancım o. Hep reisi üzerinden okundu. Evet. Ama bana göre sadece reis değil, meseleye bir bütün olarak bakmak daha doğru bir mantıktı. Niye? Çünkü reisi Hamaney'den boşalacak yere oturacak olan isimdi. Hamaney'in 79'daki İran devriminden sonra Hümeyni işte 89'a kadar kalabildi. 89'da koltuğu devraldığını varsayarsak tam 35 yıl İran'ı fiilen yöneten bir isimdi. Şimdi reisi'yi de aynı sürece eşleştirelim. Bak, her şey yolunda gitseydi, ya sağlık el verseydi, en az bir 25 yıl ki yaşı da müsait. Evet. Hamaney'e geldiği yaşa kadar İran'ı yönetecek olan isimdi. Peki reisi oraya gittiğinde yerine gelecek olan isim kimdi? Hemen yanı başındaki Dışişleri Bakanı Abdullahyan. Bu ismin kesin gözüyle bakılıyordu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasına. Ki reisini de aynı şekilde, yani hiç kimse tartışmıyordu bile, direkt Hamaney'den sonra gelecek olan aday reisiydi. Evet. Şimdi Haşimi ve Rahmeti iki Türk, aynı zamanda Türk diyarı olarak bilinen, Tebriz'e yukarısında da inanılmaz sevilen, halk tarafından çok kabul görmüş iki siyasi isim. Ve özellikle Rahmeti çok genç, ki Haşimi'yle de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani İran'daki siyasi geleneğe baktığında. Yani bunlar İran'ın geleceğinde belki Dışişleri Bakanı, belki çok daha önemli makamlarda bulunacak olan isimler diye anılıyordu. Evet, o zaman şimdi şöyle bir kaos İran'ı bekliyor. Seçimler, evet. Yeni fraksiyonlar, yeni adaylar, bir kaos olabilir. Sokakta bir gerilim belki de olabilir. Şimdi biz tabii olayın ilk sıcaklığıyla bunu pek hissetmedik. Yani... bir de Hamaney'in o devlet işler merak etmeyin çıkışı da belki buna etki sağlamıştır. Bunda pek yani böyle bir anda o siyasi kaos ve kargaşayı hissetmedik. Çünkü acı vardı, cenaze vardı, herkesin kafası karışıktı. Ki İran halkı da bu konuda ikiye bölündü. Evet. Acaba sabotaj mı yoksa gerçekten bir kaza mı diye. Dolayısıyla cenaze töreninden sonra biraz daha rüzgarın dindiği süreçlerde bu tür tartışmalar başlayacaktır. Özellikle yani önümüzdeki hafta. Reformcularla muhafazakarlar karşı karşıya gelir mi bu süreçte? Yani ben bir halk hareketi, bir sokak çatışması beklemem ama öyle mi? Yani öyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü İran'ın bu konuda bir kapalı devlet ve toplum yapısı var. Ve hani büyük bir kesimin inancı sabotaj olduğu yönünde. Hem de doğrudan İsrail adres göstererek. Öyle mi? Böyle bir inanış var. Ben onu ilk andan itibaren hep sahadan bilgi almaya çalıştım. İşte bağlandığımız yayınlarda oradaki muhabirlerimize sormuştuk. Hatta zannediyorum Fulya'yla da bu konuyu konuştuk. Şimdi öyle bir şey söylüyorsunuz ki Sayın Başbuğ. Yani gerçekten İsrail'in bu sabotajda parmağı varsa, sabotajsa bu ve İsrail'in içinde olduğu bir olaysa, o zaman İran bir karşılık vermek durumunda olacak.
bu daha da gerilimli günleri bizi beklediği anlamına mı gelir? Şöyle sevgili Tunç, ben hava kazalarından bahsettik, sabotajlarından. Bunların hiçbirinde şu saldırıyı ben yaptım diye üstlenen bir yapı, devlet görmedim. Çünkü bunlar zaten istihbarat teşkilatlarının yapabileceği operasyonlar. Yani sıradan bir terör örgütü hani yerden havaya bir saldırı hariç böyle bir yeteneği, imkan kabiliyeti yok. Dolayısıyla bu tür kaza ve işte kırımlar, sabotajlar genelde hep üstü örtülü kalır. Zaman içerisinde unutulur gider. Evet. İşte az önce 3-4 tane olay sadece ülkemizde konuştu. Yani şu an aklıma şu geldi. Hani şeytanın avukatlığı Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde konuşma yapması için davet edilmiş ya. O da çantayı hazırlamaya başlamış. Acaba Amerika Birleşik Devletleri yolunda bir uçak kazası olur mu? İşte o geldi aklıma yani acaba. Netanyahu denilen şeytan onu aklına getirme bilinmez. Ama şu dönemde bana göre herkesin aklında, lider bazında böyle bir evham vardı diye düşünüyorum. Şimdi mesela duyduğum, teyit etmeye çalıştığım Hamaney'in hiç hava aracı kullanmadığı. Evet. Sürekli bütün seyahatleri hep karadan yaptığı yönünde aldığım bir bilgi var. Şimdi burada hani sokak çatışmasından çok bir siyasi çatışma ben bekliyorum. Yani şu an zaten aşağı yukarı rengini vermeye başladı. Hı hı. Hamaney gidiyor. Yerine adaylar kim olacak? Tamam, reisi hayatını kaybetti. Orada birçok isim var. Reisin yerine, düzeltiyorum, Hamaney'in yerine gelecek olan, ki oğlu en çok tartışılan bir isim. Hümeyni'nin ilk daha devrimin başlangıcında bu hani baba oğul ikilemini kırmak üzere aldığı sert eylem ve söylemler vardı. O bir yani şu an için gelinlik haline gelmiş durumda İran'da. Bu kırılır. Bir anda Hamaney'in oğlu koltuğa oturur mu tartışılıyor. Peki daha kapalı bir İran toplumu mu bizi bekliyor, ne dersiniz? Ben mesela şöyle bakıyorum. Hani biraz özgürlükler başlamıştı. Bundan rahatsız olan büyük de bir bölüm vardı. Şimdi bu olaylar acaba yeniden içe dönük bir İran'ı mı besliyor? Ben burada yaşananı sevgili Tunç, İran'ın içindeki o kapalı toplum yapısı, açık toplum yapısı, bunlar tartışılır. Oradaki o yaşantıdan çok dış siyasetin etkileyecek bir gelişme olduğu kanaatindeyim. Yani şimdi şu resimde gördüğümüz 4 tane isim hayatını kaybeden geleydi. Yani bunların şu an o iktidarda bir yıl sonra 2025'te koltuğa oturmuş bir güç olduğunu görseydik, mesela reisi, Azerbaycan'la İran ilişkileri böyle olur muydu? Hep gerilim, hep kaos ve karışıklık. Ben olmayacağı kanaatindeyim. Yani zaten mesajlarında da ölmeden saatler önce verdiği mesajlara baktığın takdirde bir kırılmanın yaşanacağı çok net ortadaydı. Herkes işine baksın dedi. Bu birilerini rahatsız edecek. Ama dedi, biz artık Azerbaycan'la siyasi anlamda iki kardeş ülkeyiz dedi. Ben gene Türkiye'ye olan bakışının olumlu olduğu kanaatindeyim. Yakın zamanda Ocak ayıydı yanlış hatırlamıyorsam Türkiye yaptığı ziyaret ve orada verilen bir takım mesajlar. Artı Irak'ta yaşanacaklar terörle olmazsa mücadele. Azerbaycan'da da bulunmazdı, gitmezdi yani. Zaten öyle bir niyete sahip olsa dediğin gibi gitmezdi. Öyle bir törene iştirak etmezdi. Gitmezdi. Yine keza aynı şekilde hani Suudi Arabistan'la yakınlaşmalar. Şimdi bak, bunların hepsi ezber bozan siyasi tavırlar. Batı'yı rahatsız eden tavırlar. Bunlar ölümüne etken miydi? Ben yürekten inanıyorum. Çünkü reisinin bir numara olduğu bir dönemde en az çeyrek asır Orta Doğu'daki işleri düşünsene, Türkiye ile dost, Azerbaycan'la yaklaşıyor, 3+3 formülü artık yeşeriyor, Körfez ülkeleri arasındaki işbirliği, aynı zamanda o İslami bölünmenin kısmen de olsa önüne geçen bir takım yaklaşımlar, bunlar Batı'nın uykularını kaçırır. Gelelim Abdullahiyan, aynı şekilde hani Türkiye'ye özellikle çok değer veren, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeliyiz diyen, reisiyle paralel bir zihni hareket yapıya eden, sahip isim, ki reisinin yerine Cumhurbaşkanı olacaktı. Bir ve iki numarayı çizdik. Bir de diğerleri işte Türk olan ve çok da sevilen siyasi kimlikler. Yani İran'ın bir anda siyasi havası değişecek idi. Evet. İşte bence bu tehdidi gören Batı önünü kesmek için içteki dıştaki odaklarında ortak yapımıyla bu sabotaj eylemini bana göre gerçekleştirdi. O zaman ekonomik ve sosyal etkileri çok kırılgan olacak bu süreçte. Şimdi ne olacak? İşte esas soru o. Aha. Hani isimler tartışılıyor. Hamaney'in oğlu gelir, o gider, bu gelir.
Ben ta Zarif'e kadar, eski Dışişleri Bakanı'na kadar konuşulan isimler var. Merkez Bankası Başkanı keza gene konuşuluyor. Ben isimlerden çok İran siyasetinde ne değişir bunun esas sorgulanması gerektiği kanaatindeyim. Zaten bu sabotajı planlayanlar onun da altyapısını yapmışlardır. Yani yerlerine kimlerin gelmesi gerektiği yönde bir çalışması nasıl muhakkak vardır. Taşları önceden döşediler onlar. Bu iş böyle olur. Hı hı. O işin işlediğini varsayarsak sevgili Tunç, İran siyasetinde bizim o bildik İran siyasetinde ben bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim. Yani gene Azerbaycan'la bir takım hasmani tutum içerisinde olan, bölgedeki o bölge ülkeleri arasındaki gelişmeleri engelleyen, İslamiyet'in içindeki o bölünmelerin veya işte mezhepsel ayrılıkların devamı niteliğinde, Türkiye ile ilişkileri evvel olduğu gibi hep uzakta ve hasmane bir tutumla devam ettirmek isteyen bir İran mantığının zaten olduğunu, bundan sonra devam edeceğini düşünürüm. Zaten bunun bir örneğini yakın zamanda yaşadığımız işte Hamaney'in Türk-Yunan ilişkilerini, yani Yunanistan'ın konuşamadığı bir üslupla dillendirmesinin arka planı, ben bunu arıyorum. Evet. Hatırlarsan fuardaki bir kitabı gösterip işte Yunanların Türklerden aldığı, yaşadığı mezalimi anlatan bir kitap diye bütün o kamuoyu önünde, kameralar önünde bu cümleyi sarf etmesi tesadüf mü? İzleyenlerin, dinleyenlerin takdirine bırakalım. Değil. Bir ısmarlama cümle. Peki Sayın Başbu, şimdi bu kaza İran'da acaba nükleer silahlanmanın sürecinde bir farklılık katar mı? Ne dersiniz? Olabilir mi öyle bir şey? O zaten hep tartışılıyor. Yani nükleer silah yarışı konusunda. Hele mesele İsrail ise. Yani bu hep tartışılıyor. Ben o politikada da değişiklik olacak kanaatinde değilim. Öyle zaten mi? Şu an hani yürüyen bir sistem var. O konuda çatışmalar var. Ve İran hani bir faaliyet yürütmeye çalışıyor, işte Amerika ve İsrail'de onu engellemeye çalışan bir takım açıklamaları veya işte Hamaney'in fetvası sebebiyle silahlanma noktasında çalışmaları durdurmuşlardı, ama şimdi böyle bir tehdit varsa Mevcut siyasetin devam edeceği kanaatindeyim. Yani yeni bir kırılma, böyle büyük bir makas değişikliği olacağı kanaatinde değilim. Evvel olaydı, işte o zaman başka şeyleri konuşurduk. Yani şu tablo olsaydı, hayata geçmiş olsaydı siyaseten, o zaman farklı şeyleri konuşurduk, ama İran'da zaten özellikle o değişiklikler olmasın diye bana göre böylesi bir hamle atıldı. Evet. Son olarak artık az da vaktimiz kaldı Sayın Başbuğ. Şu Paşinyan'ın korku dolu mesajını bir paylaşalım mı? Yani yine bir uçak, yine bir helikopter riskli bir uçuş ve hemen bir mesaj, merak etmeyin bende bir şey yok dedi. Enteresan. Üst üste geldi. Şimdi Paşinyan çok hedefte olan biri, onu söyleyeyim. Son dönemlerde yaptığı ve açıkladığı bazı icraatlarıyla, yani neredeyse Azerbaycan dostu diyeceğiz, yani o kadar net açıklamaları var. Şöyle sevgili Tunç, ben öyle görmüyorum meseleyi. Paşinyan akıllı hareket etmeye başladı. Mesela iki tane tarihi söylemi. Diyor ki biz tarihi Ermenistan, tırnak içinde söylüyorum, hani onun ifade ettiği aslında hayali bir Ermenistan. Biliyorsun malum bir haritalar hep dolandırıldı. Tarihi bir Ermenistan'dansa diyor, gerçek Ermenistan'a yönelmeliyiz. Biz oturduğumuz yerden Ağrı'yı görmeye devam ettiğimiz müddetçe başkentten de olacağız. Minvalinde bir şey söyledi. Aynen, ve bu konuda birçok söylemi var. Diyor ki ez cümle veya özet, madem vaktimiz var, biz diyor tarihi Ermenistan peşinde koşmaktansa gerçek Ermenistan'ı canlandırmalıyız diyor. Yani şu anki üzerine bulunduğumuz coğrafyayı. Zaten diyor sınırlı kaynaklarımız var ve bu kaynakları diyor doğru yerde kullanmak için diyor bu hayalleri bırakıp gerçeğe odaklanalım diyor. Ve bu nedenle de Azerbaycan'la gerçeği teslim ediyor. Bu topraklar senin, al. Bu köyler senin, al. Bu kavga dövüş bitsin artık. Batı zıplıyor, hopluyor. Niye? Ya sen böyle değildin. Sana verdiğimiz rol bu değildi. Sen orada sürekli savaşacaktın. Sen orada sürekli sorunun kaynağı olacaktın. Nereden çıktı şimdi bunlar diyerek Paşinyan'a bir adam oldu. Paşinyan'a bir anda hedef haline getirdiler. Şimdi Paşinyan'da bir helikopter seyahati esnasında aslında kontrollü bir zorunlu iniş, yani planlananın dışında bir iniş gerçekleşti diyor. Hangi helikopteri kullanıyor bilmiyorum ama bir Rus helikopteri. Rus helikopterine benzettim ben de. Yani neticede şimdi herkese bir korku asıl ya.
Paşinyan da bana göre çok hedefte olan bir kişi. Fransa'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın birçok yerinde hedefe oturtturulmuş bir kişi ve çok da doğru yolda gidiyor, onu söyleyeyim. Evet, evet. Hani biz fanatik bir şeyin düşmanı değiliz. Eğri eğri doğruya doğru. Da böyle bir kırılma yaşadı. Yani bu Azerbaycan'la yaşadıkları savaştan sonra mı, yoksa başka bir şey mi, bir şey olmuş olması lazım? Şöyle, biz silkeleyip kendine getirdiğimiz kanaatindeyim. Heh. Biz dedik ki ya kardeşim bak kullanılıyorsun. Biz sana yaptığın onca geçmiş tarihteki soykırıma rağmen, ki esas soykırım yapan Ermenistan ve esas soykırımı yaşayan biziz, Anadolu Türkleri. Bunlara rağmen süngeri çekelim. Bak Azerbaycan'a yaptıklarının ortada. O katliamların da dumanı tütüyor. Ama ona rağmen Batı seni kullandığı için biz sana bir şans verelim. Şu bölgede gel, ortak hareket edelim. Azerbaycan, sen, ben, Gürcistan. Bak Hristiyan, Müslüman ayırmıyoruz. Evet. Irk, etnik köken bakmıyoruz. Biz burada zamanı kurtarmanın derdindeyiz. O kısır döngüden çıkmanın arayışındayız. Gel dedik, o da olumlu adım attı. Çünkü Türkiye gerçekten bulunmayacak bir fırsat sundu. Sen şimdi o bir yerlerde değilse ipin ucu ve biraz da gerçekten hani ülkeyi düşünüyorsan, yapacağını çok basit ya. Batı'nın kayığından inip bu sana sunulan fırsata ev sahipliği yapacaksın. Ermenistan şu an bunu yaptı. Reisi yaşayaydı işte, o da aynı şekilde. O 3 artı 3 formülünü biz bir noktaya getirecektik. Hı hı. Şimdi Paşinyan bu konuda Türkiye'den yana tavır alıp bunun yeşermesi için çaba gösterince Fransa, Amerika, Avrupa ayağa kalktı. Hemen sokaklar hareketlendirildi. Soros üstünden yine bir takım odaklar hareketlendirildi. Paşinyan istifa. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Linç edilecektin abi. Vatan aynısı dediler. Tabii. Ki düşünce doğru. Yani mesela Ermenistan'ın nüfusu 1,5-2 milyona yakın. Vaat edilen Ermenistan'a baktığın takdirde hayali Ermenistan. Doğu ve Güneydoğu Anadolu dahil, işte Ağrı Dağı benzetmesi ondan. Nasıl dolduracaksın bu toprakları dediğimde gülmeye başlıyorlar. Daha sen mevcut o bir avuç toprağa hakkından gelememişim. Evet. Böyle bir hayal, şimdi bu tamamen fantazi. Faşiyan bunu fark etti. Şimdi bunu halkın anlatmaya çalışıyor. Diyor ki gerçek olan bu. Bu konu üzerinde odaklanalım. Önümüze bakalım. Artık bir ayağa kalkan, ki en fakir coğrafyadaki biri, ülke. Tabii. Sınırların tamamını Rusya koruyor. Yani ne ordusu ordu, ne halkı halk, ne de yedi içtiği bir şey var, sistem var. Bunların hepsini birleştirip bir noktaya getirmek için çaba gösteriyor. Çaba gösterdiği için de, milli durduğu için de kendi ülkesi açısından Batı'nın hedefi oluyor. Ve böylesi helikoptere bindiğinde de aman Allah'ım düşüyor muyuz diye herhalde bir korku yaşadı. Zorun iniş gerçekleşiyor. Ben öyle bakıyorum mesela. Neyse ki bir şey olmadı. Sayın Başbuğ, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.